kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Fransız ünlü bir gazeteci Twitter'da paylaştı. Dede Ağaç'ta birkaç saat içinde neler olacağını göreceksiniz. İşte Türk ve Yunan ordusu teyakkuzda diye bir şey paylaştı. Yani neler oluyor hocam? Hemen konuya buradan girmiş olalım ama bir şeyler oluyor. Size gelen bir şeyler var mı? Hem Rusya cephesinde önemli gelişmeler var. Hem de bu bölgelerde her iki tarafta da bir hassasiyet oluştu. Gözlemleme yapılıyor. O bölgelerden sızmalar ya da herhangi bir gelişme endişesine karşı yani bir taraf tacizde de bulunabilir. Biliyorsunuz İzmir'in hemen hemen üstünden uçacak kadar Yunan uçakları bir tahrikte bulunmuşlardı. Evet. Orada nehir yatağı üzerinde bir takım problemler yaşanıyor zaman zaman ve gerilimler oluyordu. Şimdi yine bir taciz, hani uçaklar bunu yapınca it dalaşı deniyor. Yunanistan, Türkiye'yi tahrik etmeye bu süreçte devam edecek. Çünkü sırtını Amerika'ya dayadı ve Batı'nın da Türkiye'ye karşı bir tavrı var. Ki bu tavır giderek de sertleşiyor. Biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması konusunda Türkiye ile bir protokol yapılmıştı. Ama sonunda gelen cevaplar kendi iç mevzuatlarına göre herhangi bir bankada hesap olmak, herhangi bir okulda bir öğrenci kaydının bulunmasının kendileri için bir hukuki sonuç oluşturamayacağı, dolayısıyla kendi yasaları ve Avrupa mevzuatı açısından talep edilen isimlerin bu gerekçelerle iade edilemeyeceği yönünde de karar verdiler. Yani Türkiye her tarafta Batı ile olan bütün ilişkilerinde köşeye sıkıştırılmaya, tahrik edilmeye çalışılıyor. Bakalım tabii bu tür şeyleri tamamen test etmek için de bu tür bilgiler sızdırılabilir. Bakalım bu bilgiler hangi mekanizmayla nerelere ulaşıyor ve nasıl bir tepki veriyorlar. Onu da görmek gerekir. Yani bu şeyler tamamen Türkiye'yi rahatsız etmek isteyen bir takım çevrelerin uydurdukları yalanlar da olabilir. Onun için özel bilgilere ihtiyaç var. O bilgiler de büyük ihtimalle askeri sır kapsamındadır. Eğer öyle bir iddia varsa onu görmemiz gerekiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya topyekun bir harekat başlatması söz konusu. Putin bu yönde açıklamalar yapıyor ya da Rus askeri yetkililer yani bu işin fazla uzadığını ve Rusya'nın NATO tarafından kuşatma altına alınmaya çalışıldığı ve Rusya'nın bunu kabul etmeyeceği. Çünkü Karadeniz'in kuzey sahillerinin yarısının Rusya'dan alınması anlamına geliyor bu. Özellikle Baltıkların kapanmasından sonra Türkiye'nin burada nerede duracağı da çok hayati bir önem kazanmaya başladı. Yani Türkiye'nin, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girip girmemesi konusundaki menfaatleri FETÖ'cülerin ve PKK'lıların iadesiyle anlaşılacak ya da sorgulanabilecek bir konu değil. Değil. Sorun tamamen Baltık çıkışını Rusların denize çıkışı bir buzullardan çıkış yapabilir. O da nükleer denizaltılarıyla buzulların altından. Bu çok mantıklı ve makul bir çıkış değil. Ne ticari ne de askeri anlamda kuzey çıkışı yani buzullardan çıkış normal değil. Çıkış kapılarının bir tanesi Baltık'tır. İkincisi Bering'tir. Yani Japon denizi dediğimiz bölgedeki Kamçatka tarafından çıkıştır. Üçüncüsü de İstanbul üzerinden çıkıştır. Yani Karadeniz çıkışıdır. Karadeniz zaten bütün güney yakası NATO'ya ve Türkiye'nin kontrolünde. Avrupa bir yandan Bulgaristan'ı aldı. Moldova'da bir takım sorunlar yaşanıyor. Ukrayna'da yaşanıyor. Gürcistan'ı da alacağım diyor. Yani Karadeniz'in doğu yakasını da alacağım diyor. Rusya'ya aslında Karadeniz'i de
kapatma söz konusu. Rusya bunu bir kuşatma olarak görüyor. Onun için bir harekattan söz ediyor. Hatta zaman zaman bir uzay savaşından söz ediyor. Özellikle bu alçak irtifa uydular üzerinden laser müdahalelerine karşı ya da Arif müdahalelerine karşı hepsini düşürürüm diye çok önceden biliyorsunuz bir açıklama yapmıştı. Şimdi bir kara harekatından söz ediyor. Bir ara ayrı bir tepki verdi nükleer bir çatışmadan eğer kendisine karşı kitle imha silahları kullanacak olursa kendilerinin de buna misliyle ve daha şiddetli cevap vereceklerini açıklamışlardı. Devam ediyor gerilim ve zaten 15'inden sonra bir takım gelişmeler de bekleniyordu. Biden'ın İsrail ziyareti, ne bileyim Arap dünyasıyla temasları, bu bölgede de bir takım gelişmeler, sıcak gelişmeler, Doğu Akdeniz'de bir takım sıcak gelişmeleri gündeme getirebilir. Yani Akdeniz'de tek bir üssü var. Eskiden Rum kesiminde de vardı. Şimdi sadece Suriye'nin Tartus limanı. O da ikmal, tamir, bakım, lojistik, askeri bir üs olmaktan çok teknik bir üs olarak kullanılıyor. Lübnan bu arada tabii buharlaştı ve Lübnan'ın geleceğiyle birlikte Suriye'nin geleceği de tekrar masada. Bütün bunlar da Rusya'nın bu bölgedeki pozisyonlarını belirlemek açısından kritik bir eşik anlamına geliyor ki İran, Türkiye, Rusya arasında yapılacak görüşme öncesi Türkiye'nin tavrı burada çok çok önemli çünkü Rusların sıcak denizlere çıkış koridoru iki boğaz var. İki boğazı geçse bile öbür tarafta Yunanistan tamamen Amerika ile birlikte hareket ettiği için bir de önünde bir bariyer olarak Girit durduğu için sanki Ege Denizi'ne çıkmak, açık denizlere çıkmak anlamına gelmiyor. Aslında o da geniş bir boğaz gibi düşünün. Dolayısıyla çok kritik bir eşikteyiz. İran'ın Amerika'ya yönelik nota mahiyetindeki mesajını da burada not etmek gerekiyor. Yani Türkiye ile ilgili bu bir takım bilgiler muhtemel senaryoları test etmek için uydurma da olabilir ya da deneme maksatlı Türkiye'nin nasıl bir tavır içine gireceği. Yarın Amerika boğazlardan geçip Karadeniz'de kontrol yapmak isteyebilir mi? Tam bu bağlamda hocam ekonomistin de bir kapağı var biliyorsunuz. Kurt mu? Ayı mı? Hala çözemedim ben onu. Ayı ya da benziyor. Kurda da benziyor. Ayı değil mi? Ayı. Yani kış mevsimi. Rus ayısı buzullarda yani donmuş bir zemin var. Ve orada ağaçlar değil her tarafta petrol boruları var. Ve vanaları. Vanaları var. Ve oraya bir kırmızı şapkalı kız giriyor. Ayı biraz öfkeli onu uzaktan izliyor. Ve bu dergi kapağında da Avrupa'da soğuk bir kış uyarısı yapılıyor. Bu soğuk kış hem mevsimsel anlamda yani Eylül ayına atıf yapan bir soğukluk hem de soğuk savaş, bir petrol savaşı ve sıcak savaşa dönme ihtimali var. Çünkü hem kırmızı bu anlamda bir uyarı hem de ayının gözleri kırmızı. Yani o bir ateşi ve petrol kuyusunda vanaları açarsa o ateş acaba Rusya'yı mı yakar? O ateş Avrupa'yı mı yakar? Bir orada çok fazla bellilik yok. Çünkü Rusya desek kırmızı şapkalı kız Rusya'nın içinde ne geziyor? Şu kırmızı şapkalı kız Ukrayna'yı mı temsil ediyor yoksa Avrupa'yı mı? Olay sizce Ukrayna'yı aşmadı mı hocam şu anda? Zaten hiç Ukrayna hikaye, Ukrayna oltaya takılan yem. İşte o yemi açtık gibi sanki. Olay artık Ukrayna'dan çıktı. Evet, Ukrayna yendi. Şey gibi hocam özür dilerim. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'yla
Ruslar kendi aralarında anlaşmışlardı, Polonya'yı yemişlerdi, sonra da birbirlerini yemişlerdi. Sanki benzer bir süreç yaşanıyor İşte gibi. sonuçta bu önce yemin tamamen yutulması gerekiyor. Yemin etrafında köpek balıkları dolaşıyorlar. Yani yem yutulduktan sonra birisinin de oltayı çekmesi gerekiyor ki onu yakaladığı belli olsun. Bakalım yani Hocam her durumda kazanan Amerika ama bakarsanız. yok İşin de böyle hayır yanı var. hayır yani hiç kimse Hocam niçin? maçın başına. Avrupa'ya ateş attı resmen. Rusya da orada kendi içinde bir sıkıntının içine düşmüş oldu aslında. Ama Amerika oturdu köşeden seyrediyor yani. Ya Böyle bir durum da Rusya var. çok seyrediyor değil. Her an Amerika dağılabilir. Amerika'da iç savaş yaşanabilir. Ayı yok ki boşlukta yürür. Ama aşağı bakınca düşer. Tamam, o faizler yine yükselecek. Dolar yine yükseliyor. Dolar artık ilk bakışta Euro'yu geçti. Bu aslında çok tehlikeli ekonomik bir Evet. takım dalgalanmalara yol açabilir. Ya da Avrupa kendi bölgesinde eğer kendisi söz sahibi olmak istiyorsa Avrupa'yı arkasına almayan bir Amerika'nın bu bölgede tutunma şansı yok. Şans Yani yok. Avrupa'nın bakın Girit'ten Baltık'a kadar Adriyatik ile Ege arasını bir Ukrayna senaryosuyla fiilen işgal etti. İşgal edilen topraklar Rusya tehdit olarak gösteriliyor ama Avrupa toprakları işgal edildi. Tabii. Yani bu aslında çok yönlü düşünülmesi gereken bir olay. Amerika epey zamandır kendi egemenlik alanının dışında askeri operasyonlar yapıyor. Irak, İngiliz bölgesidir. Suriye, Fransız bölgesidir. İsrail, İngiliz, Suudi Arabistan. Ekonomik olarak Amerika'nın adeta sömürgesi olmasına rağmen orası bir İngiliz inisiyatif bölgesidir. Aralarında derin bir hesaplaşma da var. Yani Avrupa'da hem Avrupa Birliği hem Avrupa Birliği dışındaki ülkeler açısından hem de İngiltere açısından çok ciddi sorun var. Ama şu anda onu öteliyorlar. Rusya-Amerika rekabeti her iki tarafı da yıpratacağı için Avrupa sanki adeta Amerika'yı maşa olarak Rusya'ya karşı kullanmak. Rusya'yı sonuna kadar yenilmesini istemezler. Çünkü Rusya sonunda coğrafi olarak kendi devamı olan ve kraliyet akrabalıkları açısından bakıldığında Yunanistan, İngiltere ve Rusya yani Çarlık ve Yunan Krallığı ve İngiliz Krallığı arasında akrabalık var. Dolayısıyla Amerika ile Rusya ikisi de birbirini zayıflatırsa hatta Avrupa'nın da zayıflaması yükselecek İngiltere için bir fırsata dönüşebilir. Amerika'nın yükselişi Avrupa ile Rusya'nın çatışması sonrası oldu. Avrupa da zayıfladı. Almanya Fransa'ya saldırdı, Rusya'ya saldırdı. Amerika bu sırada savaşa girmediği için hangi tarafa destek verirse o kazanacaktı. Ve sonunda Amerika dünyanın lideri oldu. Şimdi aynı o oyunun rövanşı söz konusu. Bu defa çarpışan Amerika ile Rusya hem de uzaktan yani 15 bin, 12 bin kilometre uzaktan böyle bir çatışmanın içine giriyor. İngiltere mümkün olduğu kadar dışarıda durmaya çalışıyor. Avrupa'nın biraz hırpalanması lazım ki İngiltere öne çıksın. Tek başına bütün Avrupa ile baş Siz edemeyebilir. misiniz beni dışlayan? Yani İngiltere Rusya, böyle bir durumda. evet. Yani Rusya ile aslında bu bir kuşak bir yol projesine Çin, yani bir bumerang çiziyordu İngiliz siyaseti. Avrupa'nın parçası olmaktan ayrıldı. Avrupa'yı kendinin bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Rusya üzerinden Çin, Hindistan ve Avustralya'ya uzanan bir yay çizecekti. Bu yayın gergi noktası da Pekin'den Türk dünyası üzerinden geçerek daha Londra'ya kadar uzanacaktı. İkinci bir hat olarak da ASEAN bölgesinden yine bu defa Hazar'ın alt yakasından geçerek Afrika'ya doğru Akdeniz üzerinde
Kuzey Afrika'yı ve hatta Kızıldeniz bağlantısını da kontrol edecekti. Ve bunu ayrıca bir şekilde Avrupa, Büyük Avrupa olarak taçlandırmak istiyordu. Hatta Roma'nın yeniden inşası, ama bu yeni Roma İngiltere merkezli bir Roma, İtalya merkezli bir Roma değil, İstanbul merkezli bir Roma değil. İtalya'yı da İstanbul'u da kendi içinde toparlayan yeni bir Roma senaryosunu daha geçen ay dillendirmişti. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Biz tarihin yaşayan tanıklarıyız. Eğer hocam, tarihi evet. okursak ve bugünleri de anlarsak gelecek için birçok şeyin nasıl şekilleneceğini şimdiden şekillenebileceğini görebiliriz. Ve çocuklarımıza anlatacak çok şey olabilir. Çok şey var hocam, zaten bizim nesle, ben bakıyorum, darbe var. Kısmi savaşlar var, olaylar var. Bu yani üst üste neler yaşadık, o kadar çok şey yaşadık ki daha da yaşayacaklarımız geride gibi görünüyor. Hocam bu arada biz bunları konuşurken öte yandan Ermenistan tarafında bir ısınma var. Aliyev'in bir açıklaması var. Artık sözünüzde durun. Üzerinden 8 ay geçti sözünüzün üzerinden. Haziran ayında ikinci sözünüze istinaden bitmesi lazımdı bu iş dediniz. Temmuz geldi, Temmuz bitiyor dedi. Sanki orada da şöyle bir Azerbaycan basınından aldığımız bilgiye göre de askere bir talimat var. Her an bir operasyon Karabağ'a, ikinci bir operasyon yapılabilir şeklinde. Orada da bir ısınma durumu var. Şimdi Rusya'nın tabii o coğrafyadan hatta Transkafkasya'dan izole edilmesi gerekiyor. Nasıl Türkiye'ye tarafını belirle diyorlarsa aynı şey Azerbaycan'a da söyleniyor. Çünkü Ukrayna krizi başlar başlamaz, yani o son kriz sürecinde NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Gürcistan ve Ermenistan'ı da üye yapmak istediği açıklandı. Yani bu sonradan İsveç ve Finlandiya öne çıktı, ama bakın kimse Baltığı ağzına almıyor. Orada ne İsveç ne Finlandiya, geç onları. Orada Baltık Denizi var. Rusya'nın çıkış kapısı öbür taraftaki iki NATO ülkesiyle, bu tarafta da yine NATO ülkeleriyle kapatılmış oluyor. İki kanatlı bir kapı. Aynı şey Hazar. Yani Ermenistan'ı eğer Gürcistan'a alacak olursanız, orada Azerbaycan, nasıl Türkiye'ye Rusya mı Avrupa mı diyorlar, aynı şey Azerbaycan için geçerli olacak. Rusya'yı mı seçiyorsun, NATO'yu mu seçiyorsun? Avrupa, bakın Ermenistan ve Gürcistan'ı hemen alırlar. Azerbaycan'da bir 50 yıl beklesin. Biz 40 yıldır bekliyoruz. Ama beklerken NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin sınırları Hazar Denizi'ne ulaşacak. Hazar'a ulaştığımız zaman doğrudan hem kuzeyde İran'ı kontrol etmiş olacaksınız. Bu defa aynı şeyi İran'a söyleyeceksiniz. Avrupa'yı mı seçiyorsunuz, Rusya'yı mı seçiyorsunuz, Çin'i mi seçiyorsunuz? Ve böylece eğer İran'ı da kontrol edecek olurlarsa Arap Yarımadası'nı kuşatma altına almış olacaklar. Yani Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman koridoru tamamen. Bu defa İsrail üzerinden, büyük İsrail senaryosu çerçevesinde önce Sina'nın Mısır'dan alınıp, bizim Musul petrollerini bizden alıp İngiltere'ye borçlarımızı sildikleri gibi, Mısır'dan Sina'yı alıp Mısır'ın borçlarını silmek suretiyle, peki o zaman ne olmuş oluyor? O zaman Nil'le Fırat koridoru arasına yönelmiş olacaklar. Başka bir senaryo devreye giriyor. Doğu Akdeniz koridoru tamamen. Zaten şu anda Lübnan düşmüş durumda. İsrail Doğu Akdeniz'i tamamen kapatmış olacak. Sadece Türkiye sınırında işte Ceyhan, Mersin koridoru kalacak. Böyle bir senaryo var. İşte İran'ı kontrol ederseniz Arap Yarımadası'nın Kızıldeniz koridorunda tepede İsrail var. Yani orada
Süveyş Kınalı'nın tek hakimi Mısır olmaktan çıkacak. Orada Sina demek sadece bir kara parçası değil, Suudi Arabistan'la komşu olmak demektir. Aynı zamanda Süveyş'te söz sahibi olmak demektir. Ve bunun karşılığında da zaten biz Gazze'yi Sina'ya taşıyalım diyorlar. Böylece Gazze açıklarındaki doğal gaz yataklarında Mısır'la İsrail ortak işletecek. Yeni bir Aramco doğacak. İsrail'le Mısır ortak olacak. Bu da apayrı başka bir senaryo. Yani Türkiye değil sadece bölgedeki bu adını saydığım devletler, tabii Suriye, Irak'ta, Ürdün, Lübnan hepsi bu süreçten etkileniyor. Daha önce bunu konuşmuştuk biliyorsunuz. Böyle bir kuşatma, patradun politikası, Kürt Yahudileri, Türk Yahudileri, Arap Yahudileri sorunu vardı. Yukarıya bir de Hazaralar. Yani sadece Kırım'ın bu defa Doğu yakası bölgesinde Hazaralar ya da Karaim Türkleri, onlar Yahudi inancı mensup başka bir topluluktu. Ukrayna zaten Yahudiler tarafından başından beri yönetilen bir coğrafya. Böylece bu çok geniş bir İsrail'in kontrolünde, interlandını İsrail'in kontrol ettiği bir büyük adadan söz etmiş oluyoruz. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.